Merhaba arkadaşlar, bu sene bahçemizde bol bol semizotumuz var. Şimdi bu tazecik mis gibi semizotlarımızı toplayacağız ve çok lezzetli tarifler hazırlayacağız. Bolca semizotumuzu topladık. Şimdi şu kök kısımlarından bıçağımızla kesiyoruz ve bu şekilde bol suyun içerisine atıyoruz. Bu şekilde. Semizotumuzu ayıkladıktan sonra bol suyun içerisinde güzelce birkaç sefer yıkayacağız. Zeytinyağlı semizotu yemeğimiz için semizotumuzu yemeklik doğruyoruz. Tıpkı ıspanak doğrar gibi. Şu sap kısımlarını biraz ince doğruyorum. Yaprak kısımlarına doğru da biraz irileştiriyorum. Tenceremin içerisine bir çay bardağının 1/4 kadar olacak şekilde zeytinyağımı ekliyorum. Ardından 1 adet doğranmış kuru soğanımı ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi soğanımı kısık ateşte güzelce bir kavuracağım. Soğanımız kavrulmaya başladı. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Ve şöyle salçamızı da hafifçe bir kavuruyoruz. Salçamız da kavruldu. Şimdi yavaş yavaş semizotumuzu ekliyoruz. Şöyle biraz ekledikten sonra bir karıştırıyorum. Ardından kalan semizotumu da ekliyorum. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Ardından ocağımızı kısığa alacağız ve kısık ateşte tıpkı ıspanak pişirir gibi semizotumuz ölünceye kadar pişireceğiz yemeğimizi. Yemeğimize şöyle biraz da tuz ekleyelim. Şöyle 1 çay kaşığı ve çok az daha ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimizi tenceremizin kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte tam 25 dakika pişirdik. Yemeğimiz oldu artık. Şöyle de göstereyim. Şimdi tenceremizin kapağını kapayacağız. Bir 10 dakika dinlendirelim. Ardından servis tabağına alabiliriz. Yemeğimizin üzerine bolca sarımsaklı yoğurt ekleyeceğiz. Ben bu yemeğe sarımsaklı yoğurdu çok yakıştırıyorum ve yoğurtla tüketiyorum. Tabii tercihe göre sade tüketmek isterseniz sade de tüketebilirsiniz. Semizotu yemeğimiz servise hazır. Harika kokuyor. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.